Ben sana dargınım, sen nerelerdesin bir haftadır? Sana havadislerim var Kusi dedeciğim, neler oldu neler! Haberim var, Cafer İşbilir gelmiş. Meydanda onun önünde barut oğullarıyla az daha kapışıyormuşsunuz. 40 senedir şu adanın yerlisiyim. İki aile arasındaki manasız düşmanlığa bir türlü akıl erdiremedim gitti. Zaten o yüzden karşı adaya geçmiyorum ya, burada yalnız yaşıyorum. Tek ziyaretçim de sensin. Bu barut oğulları adadan defolup gitmedikçe bu düşmanlık sona ermez. Sen kız değil, erkek çocuğu olmalıymışsın. Doğrusu seninle evlenecek olan delikanlıya hem gıpta ediyorum hem de acıyorum. İşte ben de seninle bunu konuşmak için geldim ya zaten. Babam kendine damat namzede buldu. Oo, hayırlı olsun! Kim bu talihli delikanlı? Bilmem, tanımıyorum ki. Yüzünü daha hiç görmedim. Ayvalık'ta hayvancılık yapıyormuş, adı da Rüstem'miş. Sen onu tanıyor musun? Pek çıkaramadım. Eğer rüyama giren o yakışıklı delikanlıya benzemiyorsa onunla dünyada evlenmem. Ya babam illa evleneceksin derse? Sen istemedikten sonra? Bana yardım edersin değil mi Kutsi dede? Elbette ederim. Mühim olan senin mutluluğun. Ah dedeciğim, seni o kadar çok seviyorum ki. Demek tanımadın beni be kaptan. Hoş, babam bile görse tanımaz ya. Adadan ayrıldığımda kısa pantolonluyum. Uy dalayım sadece, ne kıyamet koptu demektir. Niye be kaptan? Memleketime gelmeye hakkım yok mu benim? Olmaz olur mu? Var tabii ama biliyorsun, sizin aileyle ateşoğulları arasındaki... Ha şu mesele! Ya boş ver be kaptan, orta çağda yaşamıyoruz. Öyle kan davası falan bana vız gelir. Sağ ol vız Celi, ama adadaçılar öyle düşünmey. En büyük düşmanlığı da ateşoğulların kızı Ceylan gösteriyi. Ceylan mı? Vay canına, büyüdüm o bacaksız! Bıraktığım zaman şu kadarcık bir veletti, iki de bir donu düşerdi. Sen onu şimdi bir cır! Böyle cızıllıştı çiğim! Kim? Ceylan mı? Ne değilsin sen? Adanın bütün gençleri peşinde! Aha bak, şu motora çöreğin misin? Peçimdekiler ateşoğulları, Ceylan'ı söz kesmek için Ayvalık'a götüreyler. Vay canına! Demek Ceylan evlenecek yaşa geldi ha! Allah Allah! Hay Allah! Hay Allah! Hay Allah! Hala! Ne olur dua et de nişanlanacağım adam yakışıklı olsun. Tıpkı rüyalarıma giren o delikanlıya benzesin. Hay Ateşoğullarının kızı da böyle karşılanır işte! Barut oğulları bunu duyunca patlayacaklar! Haydi be efendim! Haydi! Hayda! Hoppa! İster inanaysın, ister inanmaysın! Kız bir afet oldu! Ama bu senin için bir şey ifade etmey! Başını dondurup tepi bakayım dersen, bütün ada kara bulanay! Boş ver be kaptan, hele bir kızı göreyim, gerisi vız gelir. Bu kan lafını da hep duyarım, bir damlasını bile görmedim. Hadi bakalım kaptan! Ayvalık'a dönüyoruz! Ulan ne için? Ceylan'ı görmek için. Ceylan'ı mı? La kız bu gece nişanlanay! Nikah masasına oturmayan piliç kızarmaya hazır demektir. İş ki dediğin kadar iyilik olsun şu Ceylan Hanım! Hadi kaptan, kır dümeni! Vallahım, sen adamızı büyük bir pala adam koruyor! Gevezeliği bırak, kır dümeni! Ooo, hoş geldin kayınpede! Hoş bulduk sevgili damadım! Ay, benim nişanlanacağım adam bu mu? Ya. Sizi Ayvalık'ta görmek
Bizi çok sevindirdi muhterem kayınpederim. Aman Allah'ım! Bu... bu bıyıklı ve sakallı bir ayı bu, ayı! Yavaş kızım, duyacak! Ay duysun, ayı olduğunu bilmiyorsa benden öğrenmiş olur. Güzel nişanlım, Ayvalık'a hoş geldin. Gel seninle bir toka edelim. Hadi kızım, nişanlının elini sıksana! Baba, bu ayı benim elimi yer! Hadi kızım, utanma, utanma! Senin gibi güzel bir kızla evleneceğim için çok memnunum. Dur, dur! Bırak, bırak beni be! Ağaç mı silkeliyorsun? Aferin, akıllı kızsın! Benim bir ağacı sökecek kadar kuvvetli olduğumu hemen anladım. Akıllı kızlara bayılırım. İyi, iyi! Bayıl, bayıl ama uzaktan, uzaktan, uzaktan! Kızım, neden öyle kaçıyorsun? Bırak utanmayı şimdi! Baba, utanmıyorum ki, korkuyorum, bir yerimi kıracak! Hadi bakalım, evimize gidiyoruz! Bu akşam öyle bir şenlik yapacağız ki... ayvalık yerinden oynayacak! Vay ayı vay! Hadi, herkes bardağını kaldırsın! Bu gece hepimiz zil zurna sarhoş olacağız! Herkes patlayıncaya kadar yiyip içecek! Şarkı söyleyip eğlenecek! Oyun oynayıp tepinecek! Ve bu gece tarihe geçecek! Çünkü Rüstem bir defa evlenir! Tabii evlenecek kız bulursa! Hadi! Ayvalık'ın incisi! Denizlerin kraliçesi! Müstakbel nişanlım! Güzeller güzeli Ceylan'ın şerefine içiyoruz! Şuna bak hala, ağzına değil burnuna içiyor ayı! Sütte iyi para verirler buna, ben bu yabaniyle dünyada evlenmem! Duyacak! Anam duysun! Şarap da şarap ha! Ne demişler? İç bade sev güzel var ise aklı şuurun... ve... falan filan! Vay ayı vay! Bir de edebiyat yapıyor! Hadi! Hadi güzelim, içsene! Ya içtim, içtim, yeter! Olmaz! Böyle günlerde çok içilir ya! Aksine, ben böyle günlerde az içerim! Kızım, hadi içmiyordum, üzme delikanlıyı! Bu mu delikanlı? Bu ormandan kaçmış be baba! Oo. Ne diyor, ne diyor? Senin ne kadar yakışıklı olduğunu söylüyor ya! Aferin güzel kız, merak etme! Beğendiğim bu adam, yakında senin kocan olacak! Allah yazdıysa bozsun! Gece rüyama girse korkudan dudağım uçuklar! Müstakbel sevgili nişanlım, şimdi senin şerefine oynayacağım! Oyna be! Babamın bana bulduğu kocaya bak! Hayda be! Artık dayanamayacağım halacığım, ne olur bir çare bul, beni buradan götür! Sabret biraz, bir çare bulacağız elbet! Hadi gel, beraber oynayalım! Ay, yavaş be! Ne çekiyorsun kolumu? Kızım, kalksana oyuna! Kolumu kıracak baba! Ya nasıl serbest bırakıyorlar bu ayı be? Kızım, ayıptır, etraftan bakıyorlar! Hadi Ceylan, kalk ama! Hadi canım, iki göbek atmaktan bir şey çıktı kalk, kızım! Kızım, kalk, kalk! Buyurmaz mısın? Tabii buyururum. Afiyet olsun enişte bey.
misin sen? Bir güneşin cazibesine kapılmış başıboş bir yıldız. O güneş ben miyim yoksa? Evet, görmüyor musun sana bakarken gözlerim nasıl kamaşıyor? Yoksa sen kızlarla hep böyle mi konuşursun? Hepsiyle değil tabii. Senin kadar güzeli kolay bulunmuyor. Eğer Allah'tan şu anda bir şey dileseydim, kabul edecekmiş demek. Neden? Bu müzik seni kollarımın arasına almak saadetini verdi bana. Çok akıllı birisine benziyorsun. Eskiden öyleydim. Ama sana rastlayınca aklım başımdan gitti. Ya bu lafa inanırsan? İçim ümitle dolar. Tanrı'ya şükrederim. Leyla'nla dans eden delikanlı kim? Tanımıyorum, davetlilerden biri herhalde. Ne güzel çocuk değil mi abi? İşte Ceylan'a böyle bir nişanlı lazım. Sağ ol, sağ ol! Geldim işte, herhalde beni özlemişsin. Ne demezsin, hep gözlerim yollarda kaldı. Nereye bakıyorsun sen? Dur şöyle, biraz manzarayı kapattın. Şu kızın kim olduğunu biliyor musun? Tabii, Ateşoğulları'nın kızı Ceylan. Sen biraz hava alsan iyi olur. Hava mı? Sen kimsin be? Hadi, hadi uzatma da yürü. Rahat bırak bizi. Bana bak, bu kız benim nişanlım. Onunla istediğim kadar dans ederim. Ne diyorsun? Nişanlın ha? Sen buna hayvanat bahçesinde mi rastladın? Ne dedin? Dünya böyledir zaten. Armudun iyisini hep bunun gibileri yer. Ne? Bana ha? Bana ha? Şimdi ikiye böleceğim! Enine mi, boyuna mı? Ölmeye hazır ol! Hazırım kumandanım! Başının derde girmesini istemiyorum. Gidiyorum ama gene gelip bulacağım seni. Dur dedi enişte! Yavrum! Dur enişte sen! Dur! Sarsma! Ne oluyor kızım, kim bu adam? Onu parçalayacağım! Kemiklerini süreceğim onu! Sakin ol benim küçücük ayıcım, sakin ol! Bırak! Ama sonra ben bayılırım ama ya! Bir tanem! Ceylanım, sevgilim! Yavrum, Ceylan'ım ne oldu sana? Çabuk doktor, İşim yok, numara yapıyorum. İlaç getirin! Doktora lüzum yok. Eve gidip dinlenmesi lazım. Çaban, çabuk! Motorun kaptanına haber ver, gidiyoruz! Kaptan, neredesin kaptan? Dur!